Bakın bir yerdeyiz, hizmet ediyoruz. Herkesin gözü şu kürsüde. Ne varsa bu kürsüde. Herkes önde olmanın peşinde. Ben bir yerde hizmet edeceğim, tamam et. Eğer rütbe varsa ben varım. Başkanlık varsa ben varım. Müdürlük varsa ben varım. Birileri bana iltifat edecekse, alkışlayacaksa ben varım. Yıkılası bu baş olma sevdası ocaklarımızı batırmış bizim. Şuna inanmıyoruz. Şurada bakın bir hizmet ediliyor. 30-40 tane kardeşiniz görev alıyor. Ben şu anda konuşuyorum. Eğer Allah için konuşuyorsam, itibar kazanmak için değil, şan için değil, şöhret için değil, para için değil, hoca ne iyi konuştu maşallah, iyi güzel bir konuştu, bizi motive etti falan deyip sizden takdir görme değil, şu değil bu değil, sadece ve sadece Allah rızası için konuşuyorsam ben bir ecir alırım. Ben alırım. Ben aldığım gibi burayı süpüren de alır, şuraya suyu koyan da alır, biraz önce Kur'an okuyan da alır, sunuculuk yapan da alır, başka türlü dışarıda broşür dağıtan da alır, buraları bizden sonra temizleyen de alır. Mesele ecirse bu. Ama mesele başka bir şeyse, o zaman başka şeyleri konuşuruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Niye o zaman zorumuza gidiyor görünmez kahraman olmak? Risaletin kahramanı olmak demek sadece insanların takdirine mazhar olmak demek değildir.